Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi Vira Bismillah Av yasağı sona erdi. Balıkçılarımız Vira Bismillah diyerek denize açıldı. Balık sezonu başladı. Ege kıyılarımızda balık malık kalmadı ama Ege gümrüğünde maşallah bu sene çok bereketli Pasifik Morinası var. Karadeniz'de hamsinin bile kökünü kazıdık ama Karadeniz gümrüğünde bu sene bol bol Arjantin berlamı çıkıyor. Marmara'yı foseptik çukuruna çevirdik ama Marmara gümrüğünde bu sene Mevzuul miktarda Rosya makrosoma yakalanıyor. Akdeniz sahillerimizi kuruttuk ama hamdolsun Akdeniz gümrüğünde bu sene Alaska mezgiti akını var. Çünkü balık sezonunun başlamasına, balıkçılarımızın denize açılmasına sadece 48 saat kala asrın liderimiz kararname yayınladı. Bazı su ürünlerinin sıfır görünümde ithal edilmesine izin verdi. Nedir o bazı su ürünleri derseniz Pasifik Morinası adı üstünde Pasifik Okyanusu'nda avlanıyor. Türkiye'ye kuş uçuşu 11 bin kilometre uzaktan getiriliyor. Alaska mezgiti. Aslında Morina türevi bir balık. Alaska ile Sibirya arasındaki Bering denizinde avlanıyor. Arjantin berlamı. Mezgit türevi. Atlas okyanusunda avlanıyor. Rodia makrosoma. Porto Rico kökenli Latin Amerikalı şarkıcı gibi ismi var ama aslında bildiğin kalamar. İrlanda kıyılarında yakalanıyor. Sebestes Marinus. Bunun ismi de Roma İmparatoru gibi ama komple buzla kaplı Grönland'ın çevresinde avlanıyor. Kırmızı bir balık. Gül balığı deniyor. Kızıl levrek deniyor. Sefiola rondel Cüce kalamar. Türkiye'de baby kalamar diye kakalıyorlar. Senegal kıyılarında yakalıyorlar. Liligo vulgaris, Loligo peali, Loligo gahi, kalamar çeşitleri. Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyılarında avlanıyorlar. Kömür balı sayın ahalimize yerli mezgit fileti olarak yediriliyor. Norveç ile Rusya arasındaki Barents denizinde avlanıyor. Yaldızlı pisi balı o da Barents denizinde yakalanıyor. Patates kızartmasıyla beraber İskandinav mutfağının olmazsa olmazı sayılıyor. Dikkat ederseniz bazı su ürünlerinin sıfır gümrükle ithal edilmesine izin verilirken bazı deniz ürünleri denmiyor. Çünkü gelecek olanların hepsi deniz ürünü değil, nehir ve göl ürünü de var. Nil levreyi, tatlı su balığıdır. Nil nehrinde, Kongo, Senegal, Nijer nehirlerinde, Gana, Kenya, Çat göllerinde yaşıyor. Yetişkinlerinin boyu 2 metreyi, ağırlığı 200 kiloyu buluyor. Dünyada en çok Tanzanya, Uganda ve Kenya'ya kıyısı bulunan Victoria Gölü'nde avlanıyor. Evet yanlış okumadınız. Üç tarafı denizlerle çevrili olan, kendisine ait iç denizi olan Türkiye, T Afrika'daki gölden balık ithal ediyor. Barbunu Senegal'den, Tekiri Gobon'dan, Ahtapotu İspanya'dan, Laos'u Mısır'dan, Karidesi Endonezya'dan, Kalamarı Hindistan'dan, Kalkanı Roma'dan, lüks otellerimizde kılıç şiş diye yedirilen köpek balığını Çin'den, Uskumru'yu Norveç'ten, Avustralya'dan, Kolyosu Japonya'dan, Mercan'ı Gine'den, Sinariti Gana'dan, Dilbalığını Somali'den, Midye'yi Şili'den, İstakoz'u ABD'den, Ofroz'u Moritanya'dan, Pangayı Vietnam'dan, Sardalya'yı Yunanistan'dan ithal ediyordu. Şimdi de Pasifik Okyanusu'ndan Morina, Alaska'dan Mezgit, İrlanda'dan Kalamar, Barents Denizi'nden pisi balığı getiriyoruz. Afrika'daki Victoria Gölü'nden levlek getiriyoruz. Ne kadar tebrik etsek azdır. Buğday ekmek için Venezuela'da tarla kiralayıp ithal ineği, ithal samanla besleyen ülkeye balık sezonunda böylesi yakışır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.